Merhaba arkadaşlar. Bugün Fantezi'de ilk defa bir kadro kuracağız. Bunun sisteminden biraz bahsedelim. Bu sosyallikten farkları var tabii ki. Bunu çak diye bir şey var burada. Enerji şişenin benzeri booster diyorlar ve fangotlar var. Şöyle çarkı çeviriyorsunuz. Günlük çevirebilirsiniz. Bunu bir kere veriyor size. İnşallah şu enerji içeceklerinden birisi gelir. Pahalı olan gelsin. Ne geldi? Fair Play. Şöyle kapatalım reklamı. Takım kur diyor. Fangold var. Şu kadar Fangold'um varmış. Bugün 15 reklam izleyebilirim. Fangold kazanabilirim. Her reklamda 200 Fangold veriyor bana. Aynı zamanda da şurada soruları cevaplayarak Fangold kazanabiliyorum. Fangold'lar bizim şu enerji içeceklerinde işe yarayacak. Fair Play gelmiş değil mi? En ucuzu geldi bize 500 Fangold. Önemli olan şunun çıkması. Performans Master 2000. En pahalı olan da bu. Bunun amacı sizin oyuncunun kazandığı toplam puanı 2 ile çarpıyor. Her takım için geçerli. Asist ise 1500. O da 2 ile çarpıyor. Seçtiğimiz oyuncu asist yaparsa. Goalbuster ise bu da 2 ile çarpıyor. Duvarbuster var. O da 1000 lira. Defans için takımı gol yememesi durumunda kazandığı puan 2 ile çarpıyor. Fair Play seçilen oyuncunun kart cezası puanını iptal ediyor. Her takım için bir kez kullanılır diyor bize. Dileyen Fangold'u buradan işte enerji tıklayarak enerji içeceğini aylık ya da yıllık satın alabiliyor. Aynı zamanda Fangold'ları satın alabiliyor. Eğer ben reklam izlemeyeceğim diyorsa buradan alabilir. Ligler var. MediaMarkt Ligi'ne katılın. Dostluk Ligi'nde Arpal Lig yazarsanız çıkarız. Eksen Ligi'ne mutlaka katılın. Buralardan Eksen'den ödül veriyor. Özellikle buradan bizim yorum olarak tekrar atarım. Eksen Ligi MediaMarkt Ligi'ne katılın. Şöyle bir takım kuralım. Sosyallikten farklı olarak yedek oyuncu yok. Bütçe diye bir şey yok. İstediğiniz takımdan alabilirsiniz. Mesela sistemimizi değiştirelim. 3 forvet yapalım bu hafta. 4 Evet 3-4 seçiyorum ben bu hafta. Kaleye hemen Mert'i alayım. Mert Günok. Stopere Beşiktaş'tan keşke Masa Okuyu alabilseydim. Konya Spor Başakşehir Güler Meyne iş yapar mı? Her zaman yapmaz tabii ki. Burada Valentin Rozier alalım. Aslında Onur Bulut'u hatta bu da 4 takım seçiyor. Bakalım. Şaşa Boye. Şöyle forvete hemen Abu Bakar'ı alayım. Orta sahaya burada da Getson alacağım yine. Aklıma bir şey takıldı. Beşiktaş'tan bir oyuncu da alacak mı? Normalde 4 oyuncuya izin veriyor. Ben sadece deneme maçı yapacağım bunu. Seçeyim şöyle. Onur Bulut. Ha, aldırmıyor bakıyor musunuz bak. Aldırmıyor. O da bu sene gelmiş. En fazla diyor bir takımdan 4 oyuncu alabilirsin diyor bize sistem. Galatasaray'dan aldık. Fenerbahçe'den alabiliriz ya da benim aklımdaki takım tabii ki Samsunspor olacak. Evet, tabii ki bu adam. Yine bunu alacağım Samsunspor'dan. Forvet ise hemen Icardi'yi bu sefer Dzeko değil de Tadic'i alayım. Kerem de forvet gözükmesi çok saçma olmuş. Szymański Beşiktaş Sivas oynayacak sanırım sayız var. Hayrodonovic var. Kasımpaşa'dan bu hafta o mu iş yapar bilemedim. Mamadou Fall burada büyük ihtimal forvetli olarak geçiyor. Zaten mevkisi de forvet. Kayserispor Kasımpaşa. Evet Kasımpaşa'yı İşte alabileceğimiz iki oyuncu var. Ben Konnes'te bu. Bir de alan Aytaç Kara. Burada Ben Gones'i alıyorum. Alanyaspor deplasmana gidecek. Pendik'le oynayacak. Efecan Jundamayız tabii ki Namayız alırım. Bu kadromuz böyle. Şimdi burada 3 kadro kurabiliyoruz bu arada. Bende olanlar bunlarmış ekle diyor. Gol bastırır. Abuş'a verelim. Asiste Icardi'ye verelim.
Fair Play neydi? Tekrar bakayım bu ona. Seçilen oyuncunun kart cezası puan iptal eder. Çok önemli bir şey değilmiş ama. Stoperlerden birini seçebiliriz. Mesela şu oyuncuyu seçeyim ben. Ne olur ne olmaz. Bunlar vardı bende. Çakla çıkmıştı. Bu ne kadar yeter bilemiyorum ama reklamı izlerim büyük ihtimal. Evet. Asisti aldık. Gol aldık. Fair Play'i aldık. Duvarı alacağız. Şöyle tıklıyoruz. Duvar neydi? Takımı gol yememesi durumunda kazandığı puanı 2 ile çarpar diyor kendisi. Şöyle ekle deyip kim gol yemez? Belki Beşiktaş yemez diye ben Rozier'a vereceğim bunu. Gelelim en pahalı olana. Performans Buster. Diyor ki sesli oyuncunun kazandığı toplam puanı 2 ile çarpar. Her takım için bir kez kullanılır diyor. Şöyle harcayıp asist posterı bize koyuyor. Tadiç'e pardon. Tadiç'e verelim. Evet, Tadiç'i de verdik. Şimdi takımımızı kaydediyoruz. İlk takımım bu. Ne yaptı bu ya? Ha şöyle ya, ne yapıyor? Sistemde saçmalıyor ha. Asist pastırını bir kere kullanır. Her takım için bir kez kullanılır. 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 Her takım için bir kez kullanılır hepsi gördüğünüz gibi. İlk takımımız buydu. İkinci takımımıza bakalım. Vallahi sistem değiştirsek bu sistemde kötü bir sistem. Bu hafta stoperler zor olacak. 4 bence yine bunu alayım ben. Farklı olarak hemen Aboubakar'ı alalım. Forvet'ten başlayalım. İki arada olmazsa olmaz. Burada Edin Dzeko'yu alalım. Fenerbahçe'den buradan bir risk alıp oyuncu alalım. Evet, Osayi Samuel bilemiyoruz oynayacak mı? Duruma göre bakacağız. Onun için ben şöyle bir Dijikuyu alayım stoperime. Bu sefer de Beşiktaş'a gidelim. Yine Beşiktaş'tan stoper alacağız. Masuaku sakat, Onur Bulut'u hemen alıyorum. Ve geliyorum Galatasaray'a. Burada da Abdülkerim Bardakçı, Nelson veya Şaşa Boye var. Şaşa Boye formlu bir oyuncu. Onu alayım. Hatta Galatasaray'dan kim alalım? Ben şuradan Galatasaray'ı seçeyim de bir oyuncu alayım Galatasaray'dan. Kerem var. Ama forvet geçiyor. Burada Kerem. İşte bu akşam maçı var Galatasaray'ın. Rotasyona gidebilir. Onun için şu an Galatasaray'dan seçmeyeceğim ya. Kasımpaşa'dan seçelim biz. En güzeli öyle olsun. Adana da yorgun olacak onun için alamıyorum yani oyuncu almak istemedim. Ben Konya'da Sayrodonovic buldum. Burada da Ayrodonovic'i deneyelim. Onun haricinde Hatay, Konya. Belhanda iş yapabilir mi bilemiyorum Adana maçında. Hatay Adana maçında Görkem Sezgin var. Onu alabilirim. Başakşehir'den Serdar Güler'i unutmadan alayım. Hep aynı takımdan da almayacağız tabii ki. Serdar Güler'i aldık. Rize'de oyuncu alacağım Rize'den. Evet, Rizespor'dan bir oyuncu alalım. Zagiri var, asist falan yapıyor. Ben Hut keser. Yine atar mı bilemiyorum. Ama ben deneyeceğim onu. Orta saha diye geçiyor. Forvet'te oynayan bir oyuncu bu. Opta birilerine göre alıyorlar bunları. Gerçekten ilginç. Hatay Adana, Görkem Sağlam. Bu oyuncu da çok iyi bir oyuncu. Risk alarak ya bunu alacağız ya da
Alanya Pendik deplasmanı Efecan'ı alacağız. Şimdilik Alanya deplasmanında olduğu için ben Görkem Sağlam'a güveniyorum bu hafta. Ekle diyor, bir asist posterımız var, ekleyelim. Ben bunu Edin Dzeko'ya ekleyeyim. Icardi'yi almıştık ama niye böyle yaptı? Forvet'te pek değişiklik yapmayacağım. Icardi'yi alacağım. Hemen gol bastırı. Bu sefer Icardi'yi verelim. Evet, fair play pass ne demişti? Kart cezası olan bir oyuncuyu cezasını affeder demişti. Şöyle diyelim. Onur Bulut'u seçelim, hadi Onur Bulut olsun bu sefer. Duvar bastır. Gol yemezse. Evet. Gol yemeyecek bir takım. Galatasaray diyelim. Hadi Şaşa Boya'ya verelim. Tek kaldı. Performans bir. Ne diyor? Seçtiğin oyuncunun diyor. Kazan toplam puanı 2 ile çarpar. Yani bunu da Abubakar'ı seçeceğim tabii ki. Gol atma oranı yüksek olan oyuncular. Kaleye Mert almıştı ama niye sistem sildi? Hatta burada Mert. Yine Mert'e güveniyorum ya. Olsun ya. Mert'e güveniyorum. Takımı kaydet deyip ikinci kadromu da böyle kuralım, hatta şöyle çıkalım. 10 milyon kalmış bastır, inşallah yetecek. Gelelim son kadromuzu kurmaya. Abi burada en mantıklı 3-4-3'tür yani. Kaleye bu sefer Fernando Muslera'yı alıyorum. Abdülkerim al. Bazı oyuncuları değiştirelim böyle. Hatay, Adana, Güler, Konya. Başakşehir yenebilir ya bu hafta. Sanki tekrar Onur Bulut. Amartey var. Osayi Semele oynar mı? Oynarsa alacağım. Şimdilik alayım. Eğer oynamazsa durumuna göre değiştiririm. Belki yedek bırakabilir. Forvetlerin her zamanki. Bu sefer Tadiç'i alacağım burada. Icardi ve Abubakar olacak. Forvetlerin böyle oldu. Orta saha. Bu sefer Gedson. Kasımpaşa'dan alsak mı bilemedim. Görkem Sağlam'ı aldık galiba. Bekiroğlu formda, dileyen alabilir. Şöyle bir bakıyorum oyunculara. Kimi alabiliriz diye bakıyorum. Hep aynı kişiler alıyor. Cengiz oynar mı bilemiyorum. Fred'le ikisi. Aytaç Kara var. Antalya Kayseri. Fred'i alalım. Fred'i oynuyor galiba ya. Bir dakika ya, ben Kayserispor'dan yine Mehmet Yam'ı da alabilirim yani. Aynen, unutmayalım. Son dönemde formda bir oyuncu. Mehmet Yam. Forvet mi? Yani bakalım, Yam inşallah forvet geçmiyordur burada. Gökhan Sazdağ'ı da oynatıyor, onu da söyleyeyim. Maalesef Gökhan Sazıhan'ı ben alacağım buraya. Çünkü forvet geçiyor. Hayır, Tiam forvet geçirmiş. Güler aldık. Tamam, fazla riske girmeyelim oradan. Keşke Kayserispor'da Tiam alabilseydik ama alamıyoruz.
Shai Kuruize'den bir oyuncu alalım. Ben Hur var ama ben bu sefer yine Zagiri alacağım. Her zaman Ben Hur alınmaz yani. Kasımpaşa, Trabzonspor, Edinmiş var. Hayır Adanamiş var Kasımpaşa'da. Hadi Hayır Adanamiş alalım. Asis Buster'la başlıyoruz. Kim yapar? Hadi Tadiç'e verelim Asis Buster'ı. Seç diyelim ve Tadiç'e verelim. Gol Buster'ı. Abuş'a vereceğim. Performans Buster'ı Icardi'ye vereceğim. Param bayağı azaldı. Duvar bastırı. Abdülkerim'e verelim. Ve kaldı geriye Fair Play. Play'de kart cezası durumuydu. Unutmayalım. Kim kart görebilir? Mesela burada onu seçemiyoruz. Bakalım mesela. Hayır odan hiç veya geç. Hadi geç sonra seçelim burada. Takımı kaydet diyorum. Ve takımımız onaylanmış bulunmakta. Bu kadar param var. İyi puan alırsam oradan da Fangold gelir. İyi puan alırız kadrolar. Fangold gelecek bana. Bugün hatta reklamı izlerim. Neyse. Dördüncü hafta böyle biliyorsunuz. Birinciye burada iPhone 14, ikinciye PlayStation 5, üçüncüye Apple Watch saat veriyor. Apple Watch saat. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.